Merhaba herkese, iyi haftalar. Tekfen günlük grafik. Her pazar videosunu yapıyoruz. Burada Tekfen'i hatırlayanlar vardır. Ya da düzenli takip edenler vardır. 30 Ekim miydi bu? 30 Ekim dibinden beri de yükseliş trendinde. Bir düşüş trendindeydi çok uzun zamandan beri. Onu kırdı. Üstüne yerleşti ve yükselen trendi bu hafta sonu itibariyle de takip etmeye devam ediyor. Yani burada tabii çok kısa vadeciler, aldım kaçtımcılar varsa belki 16.42 onlar için bir şey ifade eder. Yani bir destek bölgesidir 16.42. Ama 16 liraya kadar olan düzeltme seviyesi Tekfen için gayet normal, onu da söyleyeyim. Önemli olan bu 16 civarının, hatta yani siz de şöyle istiyorsanız bir tane çizgisi çekin ve böyle takip edin, daha sağlıklı olur. Veya direkt 20 gün üstelinde, gerçi 20 gün üstelinde şu trendin içinde şu an güvenilir bir yer değil ama çok yakın trendde takip edilebilir. 16.05, ben 16 diyeyim. 16'nın altına inmedikten sonra hafta için söylüyorum. Çok bir önemi yok. Şu trend getirdiği, yani 30 Ekim'den beri getirdiği şu trend kırılmış olmuyor. Dolayısıyla bu hafta için takip edilmesi gereken seviye o. Dediğim gibi çok böyle hani önemli benim için diyorsanız kısa vade 16.42'de diğer bir seçenek. Tabii geçen hafta yani Tekfen tarafından şöyle geçen hafta bir hata yapmışım. Sağ olsunlar arkadaşlar, hemen düzelttiler. 250 milyon dolarlık bir Azerbaycan Merkez Bankası, yani küsuratı var mı hatırlamıyorum. 250 milyon dolar diye hatırlıyorum. Bir ihale davet mektubu gönderdi Merkez Bankası'na Azerbaycan inşaatı için. Bu ihale davet mektubu Tekfen'i olumlu etkiledi zaten. Eğer tabii buradan mutlu bir haber gelirse, bilmiyorum ihale ne zaman. Yani Tekfen bu Merkez Bankası binasının yapım işini alabilirse ki cirosuna da, yıllık cirosuna da %16 gibi bir katkısı olacak Tekfen'in. Oldukça büyük bir katkı. Bu 17-13 direncine takıldı. Yani ben videoyu yaptıktan bir gün sonra bu 17-13 direncinde geçilmesi haberle beraber, tabii olumlu bir haberle beraber beklenir ve 18.85 tepesine doğru da hızlandırabilir. Onun için o haberi, dediğim gibi ben hani haber yönüyle takip edip böyle şimdi hatırlamıyorum. Ama ne zaman sonuçlanır şey, ihale, o önemli. Orayı da takip edin. Orada olumlu bir haber çok iyi yansır diye tahmin ediyorum. RSI yatay, hafif ama kendi ortalamasının üstünde. Yine hafif yukarı diyelim. MACD henüz aşağı bir kesişim yok. O da bir düzeltme yani. MACD bu kısa vade bir MACD gerçi ama stok değil şu an. O da böyle silikleşmiş biraz histogram falan ama kötü bir şey ifade etmiyor. Yani dediğim gibi şimdi bu harekette gördüğünüz gibi yaptığı trendte geliyor, trende değebiliyor. Tekrar geliyor, tekrar değiyor. Yani bundan sonraki adımda 16 liraya değmesine çok sürpriz, böyle şaşırtıcı bir şey olmaz. Olağan akışı içinde olur. Önemli olan da o kısmın aşağı yönlü kırılıp kırılmaması olur. Bunun dışında özel bir mum formasyonu yok. Yani ikidir doji benzeri yapılar yapıyor. Yani bu hatta son gün doji olarak 0.18 çok önemli değil. Yani buna yatay pozitif denebilir. Ama bir doji olarak da doğrudan alınabilir 0.18. Dolayısıyla hani bu bir kararsızlık gibi de 2 gündür, son 2 gün değerlendirilebilir. Bunun dışında söylenecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum başka bir şey de yoktur. Umarım o da tabii ihaleyi de alırsa, yani sonucun dediğim gibi siz bakın ne zaman açıklanacak. Alırsa şirket adına da oldukça sevindirici, hem hissedarları adına daha çok çok da sevindirici bir haber olur. Herkese iyi haftalar dilerim.